Efendim merhabalar Hanıca programından sevgiler saygılar sunarak bugün de programımıza başlıyoruz hemen konumuzu tanıştırmak isterim sizlere Coral Travel Kayseri Acentesi Magical House Travel Genel Müdürü Emre Bağlan bizlerle birlikte yanlış okumadım inşallah hoş geldiniz ya, doğru Emre Bey gördünüz. nasılsınız Teşekkür ederiz İyi. sizler nasılsınız Çok teşekkür ediyorum sağ olun bizler de iyiyiz. En güzel konuyu konuşacağız bugün tatil evet. gezmeler tozmalar bunlardan bahsedeceğiz ama sizi de tanımak isteriz turizm sektörüne ne zaman girdiniz nasıl bir başlangıç yaptınız bilmek isteriz ee, turizm sektörüne 98 yılında açıkçası hizmetin en alt dalından yani işte bar boy komi olup garson daha sonra mutfağından o şekilde, geliyorsunuz öyle diyebiliriz açıkçası. Ee, ve daha sonra 2003 yılında da seyahat ajantesi hı hı. kısmında e, çalışmaya başladım. Yaklaşık bir e, 4 sene uzmanlık alanım daha çok işte incoming ve kongre turizmi üzerine oldu. E, o zamandan bu yana da birçok işte hem organizasyon hem aynı zamanda da e, kongreler vesaire düzenleyerek bu yıllara kadar geldik. Yani toplamda 22 yıl oldu sektör içerisinde. Evet çok güzel. E, Coral Travel'ı biz de hep kullanıyoruz. Yani hı hı. tatillerimizde mutlaka e, bu firmayı hı. tercih ediyoruz biz de. Gerçekten memnun kaldım. Hatta başımızdan geçen olaylar da var. Hani biz gayet güzel gittik e, tatilimizi yaparken hı. ortada kalan e, e, çok insan vardı böyle çok şaşırmıştık. Böyle de oluyor muymuş diye. Oluyormuş Mersan. Siz de rahatça tatilinizi yaptınız ama o Kesinlikle. Yok biz evet. çok güvenilirdi. Şöyle yani Coral Travel e, Türkiye'nin aslında uluslararası e, turizm markası. Evet. E, özellikle seyahat konusunda. Özellikle Antalya bölgesine gittiğinizde her yerde Coral Travel'ı görebilirsiniz. Evet. evet. E, çünkü Türkiye'ye ciddi bir ee, döviz e, girdi sağlayan bir firma çünkü e, ciddi bir Rus e, turist sayısında işte yıllar içerisinde çok ciddi artışlara e, ulaşmış bir firma. Ve aslında Kayserililer. Evet e, öyle duyunca e, çok mutlu olmuştum. de Kayserililer. E, gerçekten profesyonel işin uzmanı bir firma ve çekirdeğinden gelen bir firma. Ciddi bir firma Tabii aslında. ki. Ee, o bahsettiğiniz dönemlerde yaşanan sıkıntıların birçoğu değil hatta hiçbirini Coral Travel'da yaş mi? yaşanmadı. Fakat işte Coral Travel Türkiye içerisinde hizmet vermeye son 6 yıl içerisinde başladı. Daha çok Rus operasyonları yapıyordu. Ee, Türkiye'ye incoming üzerinde daha çok çalışıyordu. Ee, ve son 6 yıldır da Türkiye'deki tatilcilere hizmet etmeye başladı. Ee, ve de çok iyi bir ivme şu anda devam ediyor. Evet. Türkiye'nin neredeyse her ilinde mutlaka bir hizmet veren ajantesi mevcut. Ee, ve bizler de işte bu yıl e, yaklaşık çok olmadı gerçi bir, bir, bir ay önce de e, form AVM içerisinde Coral Travel'ın e, Kayseri yetkili ajantesi olarak da burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Yani Coral Travel'ın bayrağını Kayseri'de sağlamaya devam edeceğiz. Evet ne güzel. Artık kış turizmi başladı sayılır. Çok evet. mutlu oluyoruz Erciyes Dağı'mızda kar yağdığını gördüğüm zaman. Ne güzel diyorum artık kış turizmi başlayacak. Yerli turistler, yabancı turistler gelmeye başlayacak. Turizm ve kış turizmi arasındaki fark nedir? Niçin ayırt ediliyor bu? Şimdi aslında şöyle söyleyelim. Kış turizmi turizmin bir parçası, bir dalı. Yani ki. Tıpkı şöyle işte Ama o hep tatili. ayrı tutulur. Evet. Yaz tatili, kış tatili gibi de düşünebilirsiniz. Dönemlere ayıran tatiller, işte bahar döneminde örnek veriyorum turlar gerçekleşebilir, sonbahar döneminde farklı destinasyonlar olabilir. Kış turizmi yalnız biraz dediğiniz gibi neden ayrı tutuluyor? Uzmanlık isteyen bir alan. Şimdi bir yaz turizmi gibi değil. Mesela ben ajantacı olarak, tecrübeme dayanarak söylüyorum. Ee, kış turizm, e, kış turizminde alıcı olan müşterilerimize çok daha detaylı bilgiler vermemiz gerekir. Ee, biliyorsunuz bizim Erciyes dağımız örneğin pistlerimizin uzunluğundan tutun e, hangi sosyal aktivitelerden yararlanabilecek müşterilerimiz, e, mesela konaklamaları bile e, yaz turizmiyle çok farklıdır. Yaz oteline gittiğinizde her şey dahil bir sistemde konaklarsınız. Evet. Çünkü otelle vakit geçirirsiniz. İşte otelin denizinden, havuzundan vesaire birçok... Eğlencesinden. Eğlencesinden faydalanırsınız. Ama kış turizminde mesela otellerimiz genellikle ya yarım pansiyon ya da tam pansiyon olarak çalışırlar. Çünkü tatilcilerimiz, kış tatilcilerimiz daha doğrusu zamanlarını daha çok piste geçirirler. Yani kayak yaparak, snowboard yaparak. Yani... Yaz turizmi ile kış turizmi arasında evet ciddi bir fark var ama e, dediğim gibi uzmanlık isteyen bir alan yani müşteri kitlesi de yaz turizmine e, tabii ki e, giden müşteri kitlesinin aynı kitleden oluşabiliyor fakat e, işte daha çok işte kış sporlarıyla ilgilenen kişiler olduğu için haliyle sizlerde bu konuda kendiniz daha tecrübeli bir hale getirmeniz gerekiyor ister istemez evet. yani bu bu bilgilere hakim olmanız gerekiyor. Evet, peki e, yani e, kış sporunu, kış e, turizmini ayırt ediyoruz yaz turizminden. Evet. Ve bu genelde e, Kayseri gibi bir yerde nereler oluyor? Dağlar, dağ sanki değil mi? Tabii ki tabii ki bizim işte Erciyes Dağı'mız. Zaten Hı -hı. bizim göz en bebeğimiz. Büyük, evet. Şu anda da son iki yılda da turizmcilerin göz Hareketlendiren, evet tabii, değil Tabii ki tabii ki bizlerin göz bebeği. Yani şöyle söyleyeyim size, 2018 yılına kadar... Ee, tabii şunu da bir kere söylemem gerekir Murat Bey'in çok ciddi bir katkısı var bu konuda. 10 yıldır işte, Selam olsun Murden Cançınge. 10 yıldır gerçekten çok ciddi bir e, mücadele verdiler. Yani kış turizmini e, erciyesi uluslararası bir marka yapabilmek konusunda hı hı. ciddi bir çaba sarf ettiler. O dönemde e, tabii turizmciler bile bunun farkında değildi. Yani 2000 gerçekten öyle 2017-2018 yılına kadar Kayseri'deki turizmciler arasında bile belki otellerimiz bir nebze ama onun dışında turizmle ilgilenen her sektör işte kış turizmi konusunda çok fazla bilgiye sahip değildi. Evet. Ta ki bu emeklerin sonunda biliyorsunuz işte çok ciddi anlamda bir kışın talep görüyoruz. Yani Erciyes daha çok ciddi bir talep görüyor. Eskiden sadece yerli turiste hitap ediliyordu. Ve e, yerli turiste de örnek veriyorum işte daha çok Çukurova bölgesi, e, Doğu bölgesine hitap ediyorduk. Ama şimdi açılan tesislerimizle falan baktığınızda e, İstanbul'a, İzmir'e çok iyi bir müşteri kitlesine hitap etme şansımız oluyor. Çünkü o kalitede çok iyi tesislerimiz oluşmuş durumda. Ve en önemlisi de şehrimize hatta ülkemize katkı sağlayan bir şey. Yani e, ciddi bir yurt dışından bir turist talebi var. E, bu da haliyle turizm biliyorsunuz yani sadece işte acentadan otelden oluşmuyor. Otelin aldığı hizmetleri de düşündüğünüzde işte yeme içmesinden, istihdamından e, çünkü istihdam şu anda hele hele bu pandemi koşullarında en önemli şey. E, çok ciddi bir katkısı oluyor. O yüzden e, yani Erciyes şu anda ciddi anlamda bir e, hem turizmciler açısından hem yani dünya genelinde tan tanılan bir e, kış merkezi olma yolunda devam ediyor aslında evet. öyle. Akım başladı ediyor. mı Erciyes'e? Kar Şu yanmaya anda, başladı sanırım değil mi? Evet, daha kar beyazlamaya var, başladı sanki. Daha buradan baktığımızda beyaz görünüyor tepeleri evet. fakat işte önemli olan pist bölgelerinde. Yani o Suni kar da yapılıyor ama. Tabii yani önemli olan 2000 2.200 metrede karın oluşması çünkü hı hı. kayak yapılabilmesi için. Suni kar çok iyi bir altyapımız var bu konuda evet. yani Erciyes'in çok iyi bir altyapısı var. Suni kar biliyorsunuz işte eksi 5 eksi 7 derecelerde zaten devreye giriyor. Ve de geçen gün takip ettim. Çok da güzel bir şey anında makineler çalışmaya başlanmış mesela pist. Piste kar yapılmaya başlanıyor. Ee, ve işte zamanla da e, talepler artacak. Hı hı. E, şu anda tabii yurt dışından gelen talepler var takip ettiğimiz kadarıyla. Otellerimizde falan bir ön rezervasyon yoğunluğu falan zannedersem başlamış evet. durumda. Evet. Hayırlısı iyi bir sezon geçirecek umarım İnşallah. herkes. Bir de Alme Sport ismini kim koydu? Ortak karar mıydı? Bundan da söz ederseniz <laughs> Aynen, seviniriz. Ki. Almay Sport tabi ortak bir karardı. Şirketimizin yönetim kurulunda bulunan işte Sinan Beyler, Berkay Beylerle evet. beraber aldığımız bir karar oldu. Ee, Almay Sport aslında şirketimizin ismi. Hı hı. Ajantamızın ismi Magical House Travel. Evet. Ee, Alme Sport şöyle söyleyeyim size tamamen turizme hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan hı hı. bir firma. Neler yapılıyor burada? Ee, Şöyle söyleyeyim, dış hatlar terminalinde bir kendi markamız Jules Rentekar olarak dış hatlar terminalinde Kayseri Havalimanı'nda bir rentekar, evet. e, provasyonel bir rentekar hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda Kayseri Form AVM'de işte Magical House Travel olarak Coral Travel'ın yetkili ajantası olarak hizmet veriyoruz. Bir de e, Magical House Travel'ın aynı zamanda tabi bu uzmanlık alanlarımızdan kaynaklanan bir şey. Ee, bu 22 işte 22 yıl içerisinde birçok alanda turizmde hizmet ettiğim için hedeflerimiz arasında zaten kongre turizmi, bu da çok büyük bir alandır. Kesinlikle. Mayıs konusunda hizmet edebilmek, ee, yani turizm anlamında e, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz ama uzman bir kadro oluşturup uzman bir e, ekip, olması ekip olmasını evet sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki e, sektörün devam etmesi için bugün neler yapılıyor? Sektörümüz e, şu anda örnek veriyorum çok şükür yavaş yavaş pandeminin e, Pandemi etkilerini... Pandemi etkiledi bir kere. Evet. Değil ya mi? Ya işte azaldıkça mesela örnek veriyorum fuarlar düzenlenmeye başladı ki bunlar çok önemli detaylar. E, ürünlerinizi rahat satabilirsiniz veya bu alıcılara doğru ulaştırabilirsiniz öyle diyeyim işte kongreler yavaş yavaş düzenlenmeye başladı. Yani süreç, e, sektör devamlı yenilik peşinde e, olması da gerekiyor. Ve şu anda da e, tabi beklentiler doğrultusunda. Yani şu anda yeni bir sezona hazırlanıyorsunuz sonuçta. 2022 hı hı. yılına hazırlık yapmanız gerekiyor. Şu anda geçiş dönemindeyiz. E, sektör mutlu bir şekilde devam ediyor. İnşallah... Ee, iyi de bir e, önümüzdeki yılda iyi de bir sonuç alır diye tahmin Anne ediyoruz. Pandemi etkiledi ama değil mi? Her şeyi etkilediği gibi satışları da etkiledi, turizmi etkiledi. Tabii. Ee, evden çıkmak istemedik aslında pandemi günlerinde. Ben evet. yaz sezonunda tatile gideceğim zaman inanın düşünerek gittim. Acaba ne yapacağız diye. Ama e, bizi aydınlattılar. Orada hijyene e, evet. e, dikkat edildiği, temizliğe dikkat edildiği, maskelerin çıkmadığı. Evet bizlerin maskesi yoktu ama çalışanların hepsi maskeliydi. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Tabii ki e, turizmde aslında şöyle düşünürsek mesela biliyorsunuz 2019'un Aralık aylarında konuşulmaya başladı işte pandemi virüs vesaire. E, bu olduğu anda zaten e, sektör etkilenmeye başladı. Yani biz turizmciler çok kırılgan bir noktanın üzerindeyiz. Her şeyden çok, ilk olarak etkilenenler bizleriz açıkçası yani Kesinlikle. otelcisi olsun, ajantacısı olsun. Bir ülkede ekonomik olarak sorunlar çıktığında yine etkileniyorsunuz. İşte pandemi koşulları daha söylenti henüz daha ülkemizde bile resmi olarak açıklanmazken mesela o dönemler erken rezervasyon dönemiydi. Bu da milletimiz artık bu döneme alıştı yani bu tarihlerde alışveriş yapmaya alıştı daha doğrusu. Evet. İptaller yaşanmaya başladı haliyle. Ne yaptınız ee, o günlerde? O günlerde sarsıntı açıkçası yaşamıştı, kolay geçmedi değil mi? Tabii ki çok zor geçti. Her sektör ee, gibi sizinki daha ki. da zor. Bizimki daha da zor. Şöyle mesela imalatçı veya sanayici olsanız bir ürünü yaparsınız, stoklarsınız örneğin koyarsınız, depolarsınız, evet. depolarsınız onu süreç geçince Hı -hı. tekrardan piyasaya sürebilirsiniz. Evet. Ama turizm sektöründe böyle değil. Turizm sektöründe haliyle bir stoklama veya depolama şansınız yok. Hı hı. İstihdamı devam ettirmeniz gerekiyor. Kalifiye personelinizi hı hı. kaybetmemeniz gerekiyor. Ve haliyle ciddi bir sıkıntılı bir dönem geçirildi. Çoğu firmamız kapandı. Yani bu tarz şeyler oldu. Firma kapalı, kapanmalarıyla karşılaştık. Otel kapanmaları, kapanmalarıyla karşılaştık. İstihdamdan kalifiye personel mecburen azaldı. Peki şimdi aldığınız önlemler var mı? Tabii ki şöyle en başta şunu öğrendik zaten ekonomik önlemi mutlaka almak gerekiyor. Yani bunu sizi ayakta tutabilmesi için yani bu konuda gerçekten bir ekonomik olarak kendinizi bir sağlama almanız gerekiyor ki yaşadığınız sorunlarda en azından müdahale edebilirsiniz. Evet. E, zaten en çok problem yaşananlarda mesela örnek veriyorum işte istihdamda problem yaşandı çünkü e, firma o gücü kaldıramadı. Evet. E, yani o maliyetleri kaldıramadı. Tabii ki e, keşke kaybetmeseydik. Çok çünkü kalifiye personel sektörde kayboldu. E, farklı işlere yöneldiler. O işlerden de şimdilik e, umarım yavaş yavaş geri dönüşler başlar diye temenni ediyoruz. Çünkü hı hı. turizm tecrübe isteyen bir iş. Yani örnek veriyorum bir ajantacı bile olsa bir satışta bile bilmediğiniz bir şey satma şansınız yok. Bir ürün satmıyorsunuz, örnek veriyorum bir bardak veya bir kalem, herhangi bir şey satmıyorsunuz. Bilgi satmanız gerekiyor, tecrübe satmanız gerekiyor. O yüzden de kalifiye elemanın gerçekten önemini çok fazla hissettik bu dönem içerisinde. Umarım tekrardan bu döneme bir geçiş yaparız diye ümit ediyoruz. İnşallah. 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 Peki pandemi süresiyle birlikte e, turizm ekonomisinin etkilendiği noktalar var. Bunları söylüyorsunuz. E, peki kış turizmine turizmine olan bakış açısı nasıl insanların? Hani bu pandemiden etkilendi insanlar bir evet. de kış turizmi. Evet. Aslında şöyle bir şey var. E, biliyorsunuz Mart'ın sonlarına 2020 Mart'ın sonlarına doğru sektörde daha doğrusu pandemi yasakları başladı. Aslında kış turizmin tam olarak bittiği sürelere denk, evet. denk geldi. kış turizmiyle uğraşan işte otelciler olsun, ajantacılar olsun, bu hizmet ya yani bu sektörde bulunanlar o dönemi açıkçası bir zararla atlatmadı diyebiliriz. 2021 yılında da hani şöyle söyleyeyim. Yaz turizmi çok ciddi anlamda etkilenme bak, Kış turizmi de yeni önlemler aldığı için yani Örnek veriyorum işte sertifikalar biliyorsunuz bakanlığımız işte e, gerekli hijyen sertifikalarını vesaire bunları Hı. takip etti. E, personel gerekli eğitimi aldı, aşılanmalar oldu vesaire derken 2021 yılında da e, kış turizmi etkilenmedi aslında bakarsanız benim görüşüm. E, yani pandemi çok Daha fazla... Daha çok rağbet gördü gibi geldi, gördü, geldi bana da. Gördü. Açıkçası. Daha da yer yoktu evet, evet. değil mi? O da şöyle e, işte... Ee, özellikle e, diğer ülkeler, örnek veriyorum işte Ukrayna, Rusya pazarına, Slovanya pazarına, Polonya pazarına birçok ülke kapalıydı. Evet. Ee, ve haliyle Erciyese bir akım oldu. Ee, o dönem içerisinde ciddi charter seferler düzenlendi. Bildiğim kadarıyla yaklaşık 9 bin pax civarında yani 9000 kişi civarında hı hı. sadece ulus yani e, yurt dışından ülkemize, şehrimize bir e, geliş oldu ve bu dönemde aslında güzel atlatıldı. İnşallah 2022'de güzel gider diye ümit ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Hatta e, birçok kişiden şunu duyduk. Her yerde pandemi var. Daha da pandemi yok mu <laughs> diye. Ama kimse maskesini çıkartmadı. Açık hava olduğu için sanki evet. dağdan gelen de bir e, şey olmadı gibi geliyor bana. Ya şöyle kayak sporu zaten korunaklı bir spor. Yani değil mi? Tabii. Yani e, ee, birebir örnek veriyorum kayak yaparken ya sosyal mesafe ise ciddi anlamda bir sosyal mesafe var zaten. Yan yana kimseyle kayak yapamazsınız. Sadece sıra beklerken. Hani ne yaşandım. var sıra beklerken ama sırayı beklerken işte gerekli kasklarınız var. Ee, yani bereleriniz var. Yani zaten bunu bir şekilde e, sağlıyorsunuz. E, ee, Pandemiden, eldiven var. Ya, aynen eldiven var. <laughs> Sadece ne olabilir işte teleferikte ama onda da çok dikkatli davranıldı yani sonuçta. Az kişi bindi. Aynen evet. ona göre kişi sayısı içeriye alındı. Hı -hı. Biliyorsunuz her teleferik gelişte yine de hijyen olarak işte dezenfeks, dezenfeksiyonu yapıldı daha sonra müşteri alındı. Her e, tur atışında örnek veriyorum. E, yani aslında o konuda eleştirmemiz biraz yanlış olabilir. Yani dağdaki... E, herhangi bir pandemiye karşı bence bir etkisi olduğunu gerçekten bilmiyorum, düşünmüyorum. <laughs> evet. Turizmle birlikte yaptığınız başka işler de var sanırım değil mi? Evet. İncesu'da bir çiftlik olduğunu biliyorum. Evet. Bunun da ilgini neler söylersiniz? <laughs> Şöyle Turizmin farklı dallarında hizmet vermek istiyoruz firma olarak. Çok güzel. Şimdi Çok tabii yönlüsünüz. Ki çok yönlü olmak gerekiyor. <laughs> evet. Çağ da onu gerektiriyor artık. Hı hı. çünkü yaz turizmiyle zaten klasik bir şekilde yani ilgileniyoruz. Tabii ki gerekli tecrübelerimiz, donanımlarımız var. Bu hizmeti rahatlıkla yerine getirebiliyoruz. Kış turizmi keza aynı şekilde bunu sağlayabiliyoruz. Fakat Böyle bir çiftlik oluşumunu şöyle düşündük. Ekoturizm üzerinde çalışmalar yapmak istiyoruz. Hı hı. Yani e, bulunduğumuz bölge içerisindeki işte örnek veriyorum köy halkına bir istihdam sağlayabilmek. Süper. E, çünkü neden? Ekoturizmin e, en güzel tarafı sürdürülebilir olabil, olabilmesi zaten. Hı hı hı. E, yani örnek vereyim işte bizim çiftliğimiz Dokuzpınar'da. E, evet. Şu anda altyapısı zemini oluşturuluyor. Tam olarak... Hizmet verebiliyoruz diyemeyiz hı hı. çünkü uzmanlaşmadan buna tam bir hizmet açmayı da zaten düşünmüyoruz çünkü araştırmaları da yapıyoruz. Orada amacımız ekoturizmde bölge halkına da bir katkı sağlayabilmek ve aynı zamanda ekoturizmi de Kayseri'de yapabilmek. Çünkü Güzel bir şehirdeyiz. Gerçekten çok güzel ürünlerimiz var. Toprağından, taşından, Aynen. dağından faydalanmamız Kesinlikle. lazım. Yani örnek veriyorum işte dokuz pınarda biliyorsunuz çok lezzetli kaymağı var. Manda kaymağı var. Örneğin bunun nasıl yapıldığını gelen turiste göstermek istiyoruz. Ama doğal bir şekilde tamamen bu hizmeti vermek istiyoruz. Daha sonra orada... Hayvan yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığını göstermek istiyoruz. Biraz da pandemi koşulları da bunu yönlendirdi diyebiliriz. Hani böyle bir yatırma. Ee, ekoturizm üzerine evet, orada bir çiftliğimiz var ve inşallah bir, bir yıl içerisinde de bunu tam anlamıyla e, faaliyete geçireceğiz. Evet, insanlar diye. artık e, bir kahvaltıya gittiği zaman hı hı. E, istiyor ki işte. Ee, ne bileyim yumurtayı kendi elimle toplayayım. Domatesi evet. kendi elimle toplayayım Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Ee, etimi kendim yapayım. Evet. İşte bu sanki eskiye dönüş var gibi geliyor. Daha eskiye, doğallığa dönüş evet. bence Özlem belki Özlem de. Yani dediğiniz gibi çünkü hazır tüketmeye alıştık evet. Yani toplum olarak da, hatta ben size şöyle söyleyeyim. Yediği ürünün doğal olduğunu görmek istiyor. Siz de buradan yola çıkmışsınız anladığım kadarıyla <laughs> evet, değil mi? aynen. Yediği ürünün doğal olduğunu görmesi ve onun nasıl yapıldığını da merak ediyor. Şimdi tabii, tabii. ekoturizm konusunda Türkiye'de yeni yeni bir yapılanma var ve bu konuda yeni yeni teşvikler oluşturuluyor. Fakat yurt dışında baktığımızda bunu gerçekten ciddi anlamda çok profesyonel bir şekilde veren ülkeler var. Ee, örnek veriyorum işte bir İtalya'ya gittiğinizde orada bir üzümün bağ bozumunda bu nasıl şaraba çevrilebilir? Bunun için e, turistik geziler düzenleniyor ve katılan turist bunu birebir kendi yaparak, kendi yaptığı ürünü içerek ve yani bunun keyfine varmak istiyor. E, ve de müşteri kitlesi olarak da gerçekten çok iyi bir müşteri kitlesi. Hı hı. Bizler de burada işte Kayseri'de, Kayseri'de yetiştirdiğimiz, daha doğrusu sunabileceğimiz ürünleri nasıl buna çevirebiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Biraz da çiftliğimizin Nokuzpınar'da olmasının kısaca ondan da bahsedeyim. Biliyorsunuz orada yıl katları var. Evet. Yani gerçekten muazzam bir şey. Ya orada fotoğraf çekilmeye giden insanları biliyoruz. Kesinlikle ben. ve bunu turizme çevirebilmek. Yani şöyle... Hı -hı. Ee, biraz önce de bahsetmiştik işte evet. Rus turistler veya işte çeşitli ülkelerden turistler geliyor şimdi şu anda Hı -hı. Kayserimiz artık son iki yıldır. Hı -hı. Bunlara farklı destinasyonlar sunmamız lazım. Yani evet. e, Kapadokya kesinlikle çok büyük bir miras. Kesinlikle. E, şimdi Kapadokya'ya gerekli turlar vesaire düzenlenebiliyor ama e, bu düzenleyebilir düşündüğümüz şeyi eğer ki e, nasıl söyleyeyim hayata geçirebilirsek o insanlara da farklı bir seçenek sunarak, farklı bir destinasyon oluşturarak işte hem bölge halkına hem de turizme bir katkısı olması. Hı hı. İnşallah ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde de faaliyete geçirmiş olacağız. İnşallah. E, Turizm şirketiniz olarak sadece Kayseri mi yoksa başka hı hı. illere de açılmayı düşünüyor musunuz? Farklı illere de açılmayı düşünüyoruz aslında. E, şimdi şöyle özellikle maiz sektörü konusunda yani... Kongre sempozyum evet. ve event konusunda e, benim kişisel olarak ciddi tecrübelerim var geçmiş yıllarda. Yani çok fazla kongre vesaire işte toplantı organizasyonunu gerçekleştirdim. Ha, pandemide de en çok bu sektör etkilendi. Yani yaz turizmi, kış çok. turizmi olabilir ama kongre sektörü, mağaz sektörü ciddi anlamda bir e, etkilendi çünkü. E, Toplantılar biliyorsunuz belli bir süre izin tabi online, verilmedi. Tabii, online yapıldı hep. devam etti. Ee, şu anda da mesela görüştüğümüz akademisyenler vesaire herkes yani e, kongre, kongre turizminin bir an önce tadı açılmasını, tabii, aslında, tabii, açılmasını, tabii, açılmasını bekliyor. Ne kadar bilimsel bir aktivite orada sunulsa da bölgeye de ciddi bir katkısı var çünkü turizm olarak e, yani konaklama yapılıyor işte turlar yapılıyor vesaire. Restoranlarda yemekler yiyen hani her şeye katkısı olan bir sektör. Ee, Mayıs konusunda bir yatırımımız olacak inşallah diğer e, illerde de. Şu anda da bir İstanbul'da ofisimiz yapılıyor, ee, inşaat aşamasında. Özellikle Mayıs konusunda bir ilerleme e, hedefliyoruz firma olarak. Evet, firma olarak sizi diğerlerinden ayıran özelliğiniz ne nedir? Neden sizi tercih edelim? Neden bizi tercih edin? Ee, şöyle. Gerçekten uzman bir kadroyla e, hizmet veriyoruz e, ve de fikirler açısından yaratıcı fikirlere sahibiz. Şimdi turizmde mesela tatil çok farklılaşmaya başladı. Artık e, müşteri birebir hizmet istiyor. Şimdi klasik bir şekilde gidiyorsunuz işte örneğin bir oteli alıyorsunuz. Daha sonra uçak biletinizi alıyorsunuz, tatilinizi yapıp geliyorsunuz. Yaz ve budur. Yani. Bildiğimiz Ama sorusu bir... budur. Yani. <laughs> evet. Bunu çeşitlendirmek gerekiyor. Bunları da tecrübeyle yapabilirsiniz ancak. Yani bunların hepsini Hı -hı. bir araya getirmeniz lazım. Amacımız kaliteli, iyi hizmet verebilmek, ne aradığını bilen müşterilere hizmet edebilmek. Çünkü bir bölgeye gittiklerinde onların en ufak detaylarından işte restorandaki rezervasyonlarından tutun ki onların her türlü transferlerine kadar A'dan Z'ye hizmeti vermek istiyoruz ki verebilecek kapasitedeyiz. Çünkü turizminde böyle bir evrilmeye doğru gidiyor şu anda biliyorsunuz dijitalleşmeden dolayı. Evet. Yani ajantaların artık daha spesifik hizmetler vermesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız var. Bu farkı da inşallah göstereceğiz müşterilerimize iyi bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet, günübirlik turlar olmaya başladı değil mi? Turizmi çekti evet, evet, de evet. değişti artık. Evet. Ee, i̇şte Karadeniz turu, İstanbul turu, ne bileyim Ege aynen. turu, Şirinege hep böyle aynen, değişik aynen. değişik isimleri var. Ee, bu turlar rağbet görüyor mu? Rağbet görüyor ciddi anlamda rağbet görüyor Hatta Değil mi? Artık ona döndük Tabi Tabii tabii. Yani hadi bir de şöyle bir şey vardı mesela örnek vereyim size. işte. Haliyle ekonomik koşullardan dolayı 2021'de biraz fiyatlarımız yani otel fiyatları hı hı. vesaire yüksekti. Ee, böyle olunca herkes bütçesine göre bir tatil arayışına geçti. Ee, örnek veriyorum işte düzenlediğiniz Ege Akdeniz turunuz e, gerçekten dolu dolu gidiyor ve müşteri de gerçekten eğlenerek geri dönüyor e, ve istediğini bulabiliyor sonuçta. Hı hı. E, ve de Günübirlik turlarımızda da örnek veriyorum işte Hatay'dan tutun Antep, Urfa vesaire. Çevre illerimizi rahatlıkla gezme imkanınız oluyor. Evet. İşte Isparta'da bir Lavanta fest e, hasadına katılabiliyorsunuz. E, hani hafta içinin o temposunu hafta sonunda bir günlük bir programla en azından bir Hı -hı. değişiklik olarak geçirebiliyorsunuz. E, ve bu konuda yani Kayseri'de ciddi bir gelişme var müşteri açısından da çünkü çok talep evet. var. Özel de kendimiz gitsek mesela atıyorum bir Karadeniz hı hı. turuna gittiğimiz zaman gezeceğimiz yerleri bilemeyebiliriz. Nereye nasıl ulaşacağımızı bilemeyebiliriz. Evet. Ee, ben Karadeniz turuna katıldığım zaman bunu bir kez daha anladım. Kendim hı hı. yaşadığım için biliyorum. Hani e, arabamıza binip gitmiş olsak çok yanlış şeyler yapabilirdik. Evet. Mesela e, biz nereydi orası? Trabzon'da diyeyim ya da işte Hı. ne bileyim bazı yerlerde dolmuşlarla hareket ettik. Mesela otobüslerle evet, gittik evet. oradan dolmuşla. Asla asl asl kendi yaylalar. arabanla gidemezsin Tabii. oralarda. Tabii. Ama oradaki dolmuşu kullanan insanlar gözü kapalı gidiyor gibi. Tekerin biri uçurumda, biri bu tarafta ama gidiyor gidiyorlar <laughs> evet. korkmuyor. Yani hiç korkmayın, merak etmeyin biz götürürüz. Biz gözümüz evet. kapalı gidiyoruz diyorlar. Ve asla kendi başına <laughs> gitmemelisin oralara. Öyle düşünüyorum. Ya ee, tur paketlerinde dediğinizde çok haklısınız. Ee, ama bu yavaş yavaş zaten görünmeye başladı ve rağbet de o yüzden artmaya başladı. Evet. Ee, şimdi planlı olarak e, Gidilen, programlı şey güzel. olarak gidilmesi, yani örnek veriyorum bir yemeğinizin önceden ayarlanmış evet. olması, konaklayacağınız otelin belli olması, işte gideceğiniz aracın belli olması, hizmeti nasıl alabileceğinizi en azından biliyorsunuz. Bir çizelge veriliyor Tabii elimize. Tabii ki. Bir program üzerinde yapılıyor bu. Daha sonra hadi gittiniz diyelim örneğin. E, gittiğinizde detaylı bir anlatım yapılıyor en azından. Evet. Yani örneğin bir Sümele Manastırı'nın tek başınıza nasıl gezebilirsiniz? Yani, Ayder Yaylası mesela. Ayder Yaylası kesinlikle. <laughs> yani, hani tamam orası biraz daha şeydir. E, i̇şte bir Süme, Sümele Manastırı gibi kültürel bilgiye çok e, ihtiyacı yoktur Ayder Yaylası'nın ama evet e, yine de oradaki yani botanik açıdan düşündüğünüzde işte o ağaçlar, işte o bitkiler nasıl oluşuyor, nerelerde ırmaklar var, nerelerde işte şelaleler var. Hani bunu planlı olarak gitmek kesinlikle bir avantaj sağlıyor. Evet. Ee, ve yavaş yavaş da zaten Kayseri'de bu son 1-2 yıldır daha çok oturmaya başladı. Ee, hani ben bir sektörde bulunan biri olarak değil ama aynı zamanda da bir turistim ben. yani Tabii ki. Çünkü benim de çıktım işte yurt dışı seyahatleri veya yurt dışı seyahatleri oluyor. Ee, turizmciyim ama bilmediğim noktada mutlaka bir profesyonel destek alma hissi yani hissi doğuyor. Çünkü e, örneğin İstanbul'a gittiniz, Ayasofya'ya gezmek istiyorsunuz. Evet. Yani bunu tek başınıza yapamazsınız. Yani evet. bunu daha e, keyifli hale gelebilir. Tabi çeşitli maliyetleri mecburen olmak zorunda çünkü bir hizmet alıyorsunuz karşılığında. Ama e, hani bunu Birçok müşterimiz mesela Karadeniz'e ben geçmiş yıllarda gittim ama hiç bu şekilde Böyle keyif gitmedim. almamıştım gibi. Kesinlikle. Veya bir Hatay'a gittim ama bu kadar keyif almadım. Bu tarz dönüşler çok oluyor gerçekten. Evet. Peki e, şey, Türkiye dahilinde turizm, iş turizm yapılıyor. Peki dış turizm var mı? Şu anda e, Yapmayı yani bahsettiğimiz musunuz? işte yurt dışı turlardan bahsediyoruz. Turlar, evet. Ben dersem. Yurt, dış, yurt dışı turlarımız şu anda ciddi anlamda açılmaya başladı artık. Evet. Ee, yani ülkeler arası yasaklarda bu pandemiden sonra kalkmaya başladıkça e, bu programlarımız açılmaya başladı. Çok avantajlı iyi paketler var şu anda. Yani işte Balkanlardan tutun İtalya olsun işte Amsterdam olsun. E, özellikle Maldivler çok ön planda şu anda. Ciddi anlamda bir Türkiye'den e, bir akım var o bölgeye. Daha mı uygun fiyatları? Aslında Türkiye ile kıyasladığımızda tabii alınan hizmetler açısından da baktığımızda uygunluktan ziyade e, orada daha farklı bir hizmet alıyorsunuz. Yani Maldivler'de nasıl çünkü biliyorsunuz işte e, harika bir deniz karşılıyor sizi. Evet. E, i̇şte okyanus üzerinde odalarda kalıyorsunuz vesaire o tarz detaylar e, yani hani ince detaylarda saklı aslında oranın tadı ve güzelliği. Ha kültürel açıdan hiçbir şey yok tabii. Kesinlikle bizim ülkemiz kadar zengin bir ülke değil, evet. e, bir ada değil. Ama e, hani yaz tatili konusunda daha çok işte çiftlerin e, tek başına çocuklu ailelerin değil de çiftlerin tercih ettiği romantik mi? bir <laughs> evet, evet. E, tatil e, planlayanların çok fazla tercih ettiğini bu yıl gördük. Hı hı. E, bir de şöyle de bir şey var. Çoğu ülke ee, yani bizim ülkemizde özellikle Maldivlere girişlerde de sıkıntı olmayınca da çok talep aldı öyle diyeyim. Evet. Peki turizmi etkileyen mesela teknoloji bir dünyada söz konusu hani ne diyorsunuz bu konuda? Size etkiledi mi? Teknoloji şimdi açıkçası gerçekçi olmak gerekirse bir iki yıl önce bu soruyu sorduğunuzda işte hani şunu diyebilirdim. Bu daha çok işte nasıl söyleyeyimse insanları birebir bilgi almalarının daha doğru olduğunu vesaire işte görüşerek veya bir muhatap bulmaları açısından tercih etmeleri hı hı. gerekiyor diyebilirdim. Bunu halen söylüyorum. Fakat teknoloji ile turizm artık iç içe. Evet. Bu ister istemez artık iç içe. Ha, i̇nternette çok ciddi bilgi kirliliği var. O ayrı bir konu e, fakat e, teknoloji alanında turizmin gerçekten e, gelişmesi gerekiyor. Şimdi e, bunun için örnek veriyorum işte programlar olsun, internet siteleri olsun hı hı. E, bu konuda çalışmalar artık yapılması gerekiyor. E, yani teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi de şu an e, bir parçası. Yani o turizmin kesinlikle içinde olması gerektiği bir alan. Evet. Peki e, sektörünüzde kimlerle birlikte çalışıyorsunuz? Sektörümüzde belki ki bunu bayilik anlamında soracak olursak işte Coral Travel'la, e, Coral evet. Travel'ın Kayseri yetkili ajantasıyız. E, Coral Travel uluslararası bir marka, dünyanın 38 ülkesinde e, hizmet veren bir marka. E, Kayseri'de de bunu en iyi şekilde sunmaya çalışacağız. E, yani şu andaki birlikteliklerimiz ve önümüzdeki işte birkaç yine AVM'de ajant olma projelerimiz var. Yine bunu da Coral Travel'la inşallah devam ettirerek. İnşallah. Kayseri'de hani bu konuda profesyonel bir gerçekten profesyonel bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Peki turizm sektöründe dijital süreçte nasıl yararlanıyorsunuz? Yararlandığınız noktalar nelerdir? Şimdi şöyle Özellikle artık bir internet sitesi dediğim şey artık o kadar basit hale geldi ki Hı -hı. olmazsa olmaz bir şey. Ama bunu... Güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız? Bu çok önemli sanki. Güvenilir, kesinlikle haklısınız. Ee, şimdi internette gerçekten çok fazla bilgi kirliliği de var. Evet. Ee, i̇şte yanlış rezervasyonlar veya yanlış yerlerden rezervasyonlar yapma olasılığınız çok fazla. Onun için e, kesinlikle Öncelikle insanlarımızın bilinçli bir şekilde TÜRSAP ajantası olmayan herhangi bir yerden rezervasyon yapmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü e, şimdi TÜRSAP e, bakanlığa bağlı bir birim. İşte her ajantada mutlaka TÜRSAP'a bağlı olması gerekiyor. O yüzden Bunu de Bunu nasıl anlarız? E, mesela örnek veriyorum internet sitesinde herkesin bir dijital kodu vardır. E, bulunduğunuz ...alışveriş yaptığınız internet hı hı. sitesinde... ...TürkSav'ın bir dijital kodu var. Ee, artık buna ulaşmanız çok basit. Yani bunu bilmemiz yeterli. Güvenilir mi değil mi anlamında. Çünkü gerçekten bu yaprak site dediğimiz siteler oluşuyor. İşte e, örnek veriyorum... ...X bir otelin isminin aynısını oluşturuyor. Sonunda nokta.com yerine nokta .net koyuyor. Müşterinin e, evet. bunu bilme şansı bile yok. Ne yazık ki otellerde şu anda böyle bir hizmet yok. Ama... Bunu en güvenilir şekilde dediğim gibi ajantaların internet siteleri eğer ki dijital platformda bulunuyorlarsa maalesef şu anda herkes de bulunuyor diyemeyeceğim ajantalar evet. konusundaki ama olmamız gerekiyor. Çünkü dijital bir platformda dünyanın bir ucuna bile ulaşabiliyoruz artık yani hı hı. saniyeler içerisinde. Kendinizi çok daha iyi ifade edebiliyorsunuz. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Daha çok, çok yani acentalardan alışveriş yaptıklarında bu dijital kodun olup olmadığını internet sitesinde görmeleri gerekiyor. Varsa ki bunu güvenilir bir şekilde yapabilirler. Peki erken rezervasyon hani çok önemliydi. Bir Hı -hı. zamanlar çok önemliydi. Şimdi evet. nasıl? Pandemi de etkilendi mi erken rezervasyonlar? Şöyle. E Kesinlikle çok daha önemli olduğunu bu sene hissedeceğiz öncelikle. Öyle mi? O tabii. kadar yani. Yani 2022'de gerçekten bir Ocak yükseliş olacak. Mı başlar? Ocak ayında mı başlar? Kasım ayı sonunda yani yaklaştık zaten Aralık ayı başı gibi hı hı. hatta şu anda birkaç böyle tesislerle başlamış durumda. Erken rezervasyon. Tabii tabii başlamış durumda ve bunu da dediğim gibi daha çok erken rezervasyon otellerine Aralık ayında ulaşabileceğiz. Ee, ve ciddi bir avantaj olduğunu özellikle 2022 yılında göreceğiz. Çünkü e, 2022'den turizmcilerin çok büyük beklentileri var. E, 2020 yılını tamamen boş bir sene olarak geçirdik. Yani evet. hepimiz. 2021'de güzel bir toparlanma hani sürecine doğru yaklaştık. Çünkü e, bayağı bir yurt dışından turist de bu sene ağırladık. Yani ercesimizde de ağırladık, işte yaz tatil bölgelerimizde de ağırladık. Ee, bu 2022 yılında çok daha fazla olacak diye ben tahmin ediyorum tecrübelerime dayanarak. O yüzden erken rezervasyon ciddi bir avantaj olduğunu göreceksiniz. Ee, hani bunda da zaten çok fazla kendinizi e, güven alabileceğiniz yöntemleri var. Mesela sigorta Sigortalı, yaptırıyorsunuz. Evet. Ee, bu sigortayı da yaptırdığınızda Zaten rahatlıkla iptal edebilirsiniz, iadenizi de alabilirsiniz. Bunun süreçleri artık yani bilinçli müşterilerimiz bunları çok iyi biliyorlar. O yüzden de erken rezervasyon açılır açılmaz rezervasyonlarını yapmak istiyorlar. Yani bu sene tavsiyem erken rezervasyon açıldığında hızlı bir şekilde eğer ki düşünülüyorsa bir tatil planlaması varsa bunu gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Çok ciddi 2022, rakamlar çıkacak diyorsunuz öyle mi? 2022'de öyle olacak çünkü e, turist açısından da özellikle yaz bölgelerimiz ciddi bir talep alacak. E, yine pandeminin çıkışı olmasına rağmen hani kötü bir sezon geçirildiğini söyleyemem. İyi bir sayı e, sayıyla en son e, resmi verilere baktığımda yaklaşık 22 milyon 23 milyon turist ağırladık. E, Eylül ayı içerisinde şimdi Ekim Kasım Hı. bunların içerisinde yok. 2019'da en, turizmin en iyi çağını yaşadık. Turist ağırlama sayısı olarak 30 binlerin üzerinde bir sayıya çıktık. 34 binlerde falan, 34 milyonda özür dilerim bir sayıya ulaşıldı. Ben 2022'de toparlanacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü insanların da artık bir özlemleri var. Yani pandemiden sonra daha çok tatil yapmak istiyorlar. İnşallah 2022'de bunu göreceğiz. İnşallah. Peki e, kış turizminde hani dağdan söz ettik ama bir de kaplıcalar var. Kaplıcalara giden e, evet. turları biliyorum. Sizde de var mı böyle bir hizmet? Tabii ki var. Ee, yani kaplıca da zaten aslında o da aslında bir termal turizm. Tabii ki. Yani kaplıca turizminde. Sonuna da geldik ama yani çok kısaca evet, bir anlatırsanız. E, termal turizm konusunda da hizmet veriyoruz. Burada da biliyorsunuz yani dibimizde zaten Kozaklımız var. Yani evet. Kayseri'nin arka bahçesi gibi çok yakın olduğu evet. için söylüyorum. Ee, orada da güzel hizmet verilmeye başlandı. Onun dışında Afyon vesaire buralara da düzenleyeceğimiz çeşitli turlar da olacak zaten. Yani çeşitli kaplıca bölgelerinde gösterebilmek için. Ee, o konuda da çalışmalarımız devam edecek. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ, sağ olun. Evet erken rezervasyon yaptıralım o zaman şimdiden. Tabii ki tavsiye ediyorum. <laughs> evet çok teşekkürler. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sevgiler saygılar hoşçakalın.